Ben tam 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu gün e, koronavirüs teşhisi aldım. E, hemen öncesi günde başlayan ağır halsizlik hali, ateş, üşüme, titreme, terleme bulgularıyla birlikte kolumu kaldıramayacak vaziyette sabahleyin uyandım. ve Hastanede çekilen tomografimde, akciğerlerimde tutulum oldu, e, kan değerlerimde de hafif yükselme oldu tespit edilerek hastaneye yatışım yapıldı. 10 gün süreyle hastanede yattım. Ee, hastanede üçüncü dördüncü günlerim çok kötüydü. Ee, bir hekim olarak değil orada artık hasta olarak bakıyorsunuz ve e, bir dua ettim. Dedim ki Allah'ım alacaksan çektirmeden al. Çektiğinde o kadar kötü bir şey ki yani kendinizi kaybediyorsunuz tamamen. Elinizi kolunuzu kaldıramıyorsunuz. Nefes almakta zorlanmaya başlıyorsunuz şeklinde olmaya başlıyorsunuz ve her şeyi yaşıyorsunuz hissederek görüyorsunuz ve acılar içerisinde ne olduğunun farkında bile değilsiniz ve süreç sizi nereye götürecek bilmiyorsunuz. Ve ben o gün üçüncü günün sonunda bir plazma aldım. O biraz beni rahatlattı. Ve onunla birlikte toparlanmaya başladım. Ama oradan toparlanmasaydım eğer plazma yanıt vermeseydim ki böyle vakalarda var. Süreç benim için daha kötü seyredecekti. E, kendinizi bir hatırlamıyorsunuz yani o o süreci tam olarak gerçekten halen daha hatırlamıyorum. Yani yatıyorum, kalkıyorum, kolumu atıyorum, birileri gidiyor gidiyor geliyor ve o gün nöbetçi olan hemşire arkadaşım sabahında bana dedi ki hocam ben sizin için hiçbir şey yapamadım, ağlayacaktım neredeyse dedi. Hakikaten ateşimi düşüremediler yani düşmüyor ateş. O kadar kötü bir süreç yaşadım. Yani sonuçta böyle bir virüs gerçeği var ve biz bu virüs gerçeğinin farkına varamıyoruz. Bunu üzülüyorum. Yani ben de o ölen meslektaşlarımdan, sağlıkçılardan veya bir yakınınızdan, insanlardan herhangi biri olabilirdim. Şu anda konuşuyorsam aslında bana ikinci bir şans verilmiştir diye düşünüyorum. Ben şanslı gruptayım. Çok sağ, hiç hastalığım yok. Hiçbir hastalığım yok. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Sigara dahil olmak üzere. Kendisine çok dikkat eden, beslenmesine özen gösteren, hayat şartlarına yaşam şeklini dikkat eden bir insanım. Çünkü böyle sağlıklı bir hayatı sürdürmek istiyorum hayatım boyunca. Yani tedbir alacağız ki bir şeylerden korunabilirim. Tedbir almıyoruz. <laughs> e, amiyane tabirle saldım çayıra mevlem kayıra. Kayırmıyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor bireysel olarak. O 36 saatin bana verdiği mesaj, Volkan dikkat ediyorsun. Ama biraz daha dikkat et. Dikkat etmene rağmen hasta oldun. Demek ki biraz daha dikkat etmen gerekiyor idi. Tam o dönemde kalkamıyordum zaten. Yani yatakta yattığım anı hatırlıyorum. Kolumu kaldıramıyordum işte. Böyle düşüyordu. Yani o kadar düşüyordu. Kaldıramıyordum. Gücüm yoktu. Nefes alamıyorsunuz ki. Yetmiyorsa yani. Yetmiyor. Doyamıyorsunuz nefese. Ee, ve bunun bir süresi zaten sonum yetmezliği ve sonum yetmezliği ile birlikte makineye bağlanıyorsunuz. Kendinizi kötü bambaşka bir şey. Öyle kas ağrı, kasım ağrı, yok karnım ağrı, yok benim ağrı, onlar bambaşka şeyler. Bu, bunun çok çok ötesinde. Ben ateş nedir? Bu hastalıkta öğrendim. Ben nefes almanın kıymeti nedir? Bu hastalıkta öğrendim. Ben kas eklem ağrılarının ne olduğunu bu hastalıkta öğrendim. Ama öğrenmeye gerek yok. Çünkü bazı öğrenenler kaybediyor hayatlarını. Ölmeye gerek yok. Boş yere ölmeyelim. Tedbirimizi elden bırakmayalım. Yani 18 gün pozitif olarak hayatıma devam ettim. Yani hastaneden 10. günde klinik durumum düzeldiği için çıktım ama gittim. Yine karantinada kaldım tek başıma. Hayatımı orada tek başına sürdürdüm ve o 18. günde yapılan teste negatif çıktı. O dönemde bir hala yürüyüşlerimde zorlanıyordum hala son adımlarımı atarken yürüyüşümün sonunda nefesimin yetmediğini hissediyordum ve isimleri unutmaya başladım. Yani arkadaşlarımın isimleri neydi hatırlayamıyorum. Cık, Allah Allah. Karıştırıyorum. Kitap okuyamıyorum. Haftada en az üç kitap bitiren bir adam. 3 kitap. O kadar iddialıyım. Yani kitap çok iyi bir okurum ben. Ve ben o dönemde kitap okuyamadım. Çünkü almıyor zihnim. Bakıyorum anlamıyorum. İdrakta zorluklar yaşadım. Yani bunların Hepsine tecrübe ettim ben. O zaman şunu anladım ki bu hastalık beni gerçekten çok yıpratmış ve toparlanma sürecim de uzun olacak ve dediğim gibi yeniden kitap okumaya, işte yeniden rahat rahat yürümeye, nefes almaya tam olarak ben iki ayın sonunda ulaştım. Toplumda şöyle bir algı var sanırım. Ya bana bir şey olmaz. Yani bunu kestiremezsiniz ki. Emin olun ben hastalık başladığında bu hastalığı geçiririm ama herhalde grip gibi geçiririm diye düşünüyordum. Bakın hekim olarak hastalık beni yerden yere vurdu. Oradan kalktım çok şükür. Ama bunu bilemiyorsunuz. Bunun garantisi yok. Şu Mecidiye'ye çıkın halini görün. İstiklal Caddesi'ne çıkın halini görün. Yani ben yolda gidiyorum sabahın erken saatlerinde işe gidiyorum ya tıka basa yol dolu. Tedbiri elden bırakmamamız lazım. O, o nefesin Alma, alamamanın ne demek olduğunu bilmediğimiz için, yaşamadığımız için zannediyoruz ki bize bir şey olmaz, bir şey, bize bir şey olmaz demeyin. Size çok şey olur. En kötü de hayatınızı kaybedersiniz. Ki toplum içerisinde genç yaşlı demeden birçok insan hayatını bu süreçte kaybediyor. Bu insanlar boş yere ölmüyorlar. Hani o süreci ben de yaşadım ve ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. Acılar içerisinde geçen bir süreçti ama pozitife döndü ve kendimi ancak iki ay sonra ha evet artık iyiyim dediğim pozisyonda buldum. Sonra işte aşılarımı da oldum. Ee, yine de farkındaysanız iş yerimde bile hala maskemi kullanarak ve çift maske kullanarak N95'im var N95'imi kullanarak görevime devam ediyorum. Hala korunuyorum. Karşı tarafa da bir şey bulaştırmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum.